Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce Ankara'nın orta yerinde gündüz vakti bir adam öldürüldü. Bu cinayet siyasetin gündemini, hatta belki mahkemeden sonra siyasetin bile şeklini değiştirebilecek potansiyelde. Evet, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 1 Temmuz'da başlayacak. Heyecan gerçekten dorukta. Zira üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen tek bir gün gündemden düşmedi. Hem eşi Ayşe Ateş'in çabasıyla hem de bazı delillerin partinin ta en üstlerine işaret etmesi sebebiyle bu durumda. Sincan cezaevinde görülecek duruşmalar 5 gün boyunca devam edecek ve duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu liderler takip edecek. Ankara'nın göbeğinde güpegündüz işlenen bir cinayet. Her ne kadar iddianamede siyasi bağlantılar yer almasa da kamuoyunca siyasi cinayet olarak kabul ediliyor. Sinan Ateş suikastı davası başlıyor. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 1 Temmuz'da Sincan Cezaevi'nde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmalar 5 gün boyunca aralıksız sürecek. Biz adalet arayışında Sayın Ayşe Ateş'in evlatlarının yanında duracağız. Duruşmayı Ateş ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da takip etmesi bekleniyor. 1 Temmuz'da başlayacak söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak. MHP ise sadece avukatlarıyla duruşmada olacak. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşma öncesi liderlerle bir araya gelerek duruşmaya davet etmişti. Ateş ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüştü. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yani beni dinledi, uzun uzun dinledi beni ve gerekenin yapılacağını söyledi. Cinayetten 1,5 yıl sonra hazırlanan 145 sayfalık iddianamede 22 sanık hakkında kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İçi boş, tamamen ucuca eklenmiş, sanki çok basit bir cinayet alacak verecek kavgası gibi bize servis edilen bir iddianame var ortada. İddianame kamuoyunda sert eleştirilere neden oldu. Nedeni ise iddianameye girmeyen pek çok hususun olması. İfademde de vardı siyasi isimler. Benim ifadem iddianamede yok. İddianamede azmettiriciler olarak eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'la Doğukan Çep'in ismi geçiyor. Yine sanıklar arasında Ülkü Ocakları'ndan isimler de bulunuyor. Ancak iddianamede cinayetin siyasi bağlantıları yer almıyor. Burada bir şaibe var, bir baskı var. Bu siyasi cinayetin üzerindeki bu baskı, bu el bileğini tutuyor yargının. Cinayete ilişkin 22 kişi hakkında açılan davanın yanı sıra 17 şüphelinin dosyası ise ayrılmıştı. Bunlar arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz da bulunuyor. Ben o 4 soruyu okumam da Sayın Bahçeli, size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya, şu 4 soruya cevap versinler bakalım. Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş cinayeti iddianamesine nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? İlim İrfan Yuvası Menzil Tarikatı içinde efendim kavgalar artık iyice gün yüzünde. Kardeşlerin mal kavgası yüzünden müritlerin birbirine saldırdığı iddia edilen videolar sosyal medyada gündem oldu. Abi bas. Abdülbaki Erol'un ölümüyle Menzil Tarikatı'nda başlayan kavgalar devam ediyor. Erol'un 3 oğlu arasındaki kavgayı bu kez müritleri devam ettiriyor. Kardeşlerin mal kavgası yüzünden müritler birbirlerine saldırıyor. Şimdi iki tarafı ayırmaya çalışıyor. Menzil içindeki kavga büyüdükçe yeni kavga görüntüleri de geliyor. İddiaya göre Bitlis'teki Kasrik Medresesi'nde içeri alınmayan Serhendi grubu, Semerkant grubu tarafından dövüldü. Ümmetin malına çöken Semerkantçılar. Kavgaya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Videoda saldırıya uğramış bir grubun ön camı kırılmış araçta panik halinde kaçışı ortaya çıktı. Abi bas gitsin. Burada. Menzil Şeyhi'nin oğulları lüks araçlarla yaptıkları konvoylarla biliniyor. Babalarının ölümünün ardından en büyük kardeş Saki El Hüseyin'i geçtiğimiz günlerde kardeşlerini yerden yere vurmuştu. Kardeşlerine yönelik bunlar FETÖ'den de daha tehlikeli oldular. Benim doğru dediğime yalan demeye başladılar ifadelerini kullanmıştı.
İşte bizim paraların nerede olduğu böyle ortaya çıkıyor. Efendim, çetelerin cirit attığı ülkemizde bazı polisler de rüşvet pazarlığının bir parçası olmuş durumda. Maalesef peyderpey bunlar da ortaya çıkıyor. İstanbul Ümraniye'de asayiş büroda görevli polis memurlarının suçlulardan yakaladıkları uyuşturucu, para ve mermileri tutanaklara eksik yazarak oluşturdukları rüşvet tezgahı çökertildi. İnsan kaçakçılığı yapan generaller, büyü yaptıran hakimler, adliyenin emanet bürosunu boşaltan memurlar. AKP iktidarının Türkiye'sinde her iş kolunda yolsuzluklar, rüşvet iddiaları had safhada. Bunun son örneği emniyetten çıktı. İç denetimler yaparken Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 11 polisin gözaltına aldıkları kişilerin üstünden çıkan para ve uyuşturucu miktarlarıyla alakalı farklı tutanaklar tuttuğu tespit edildi. İddiaya göre durum İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a aktarıldı. Aktaş operasyon için doğrudan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nü görevlendirdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro polisleri Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 11 polisi ilçelerindeki suçlulardan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 11 polisten 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 polis de tutuklandı. Yapılan araştırmada soruşturmaya konu Ümraniye'de görevli polis memurlarının 11 farklı olayda farklı tutanaklar düzenleyerek uyuşturucu satıcıları ve yerel çete mensuplarından gelir elde ettiği tespit edildi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre şüpheli polis memurları operasyonda gözaltına aldıkları kişiler üzerinden çıkan 55 bin TL'yi 5 bin TL olarak resmi evraklara geçirirken 50 bin TL'yi kendi zimmetlerine geçirdi. Başka bir olayda ele geçirilen 500 mermi 300 olarak, 1 kilogram uyuşturucu madde ise 800 gram olarak tutanaklara geçirilmiş. Ülkenin dört bir yanından lağım akıyor. Kocaeli'de bir lisede müdür yardımcılığı yapan Mahir Çoğaç'ın aracında öldürülmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Tetiği çeken DG'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi. 6 Haziran çarşamba günü saat 9 sıralarında Çayırova mahallesindeki evinden okula gitmek üzere çıkan lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç aracına bindi. Aracın yanına yaklaşan zanlı tabancayla Çoğaç'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç yaşamını yitirdi. Zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarından zanlının kimliği tespit edildi. Çoğaç'ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki DG olduğu tespit edildi. Polis DG'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. 11 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk oldu. Bayaralar isimli organize suç örgütünün 4 yıl önceki lideri Bedirhan Bayara'nın 2020'de Adana'da bir kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdiği, Bayara'yı vurduğu iddia edilen kişinin ise Mahir Çoğaç'ın kardeşi olduğu iddia edildi. Mahir Çoğaç cinayetinin Bedirhan Bayara'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu, olayın kan davası uğruna gerçekleştiği öne sürüldü. Cumhuriyet Halk Partili Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makam odasında iki kişinin darp edildiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Dönmez şoförü ve koruması çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı. Manisa'ya bağlı Kula ilçesinin belediye başkanı Hikmet Dönmez, iddiaya göre belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri olan iki kişiyi belediyeye çağırdı. İki kişinin Kula Belediyesi'nin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri Başkan Dönmez'in şoförü ve koruması tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Darp edilenler belediye başkanı, şoförü ve korumasından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez, şoförü ve koruması gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şoför ve koruma sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi haberlerimize devam edeceğiz ama arkadaşlarım iki tane tweet yolladı bana. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından az önce yayınlanan, onu aktaracağım size. Bu birincisi, az sonra da ikincisi gelecek. Başlıyorum okumaya. Diyor ki Kılıçdaroğlu, incinsen de sözün düzünü diyeceğim. Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarım bile vermem. Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı, para düşkünü bir siyaset tüccarı, cehennemin kapılarını milletin üstüne kilitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir BOP ajanısın, Büyük Orta Doğu Projesi ajanısın. Senin beklentin başkaymış. Sen bekacı değil, paracıymışsın. Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun. Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın? Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz senin şahsi ekonomik krizin olacaktı. Ben yönetmiş olsam mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti. Bugün Rus'un, İngiliz'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak. Şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı. Verin arkadaşlar diğerine. 14 Mayıs akşamı efendini aramışsın. Ona ilk turda %49.5'te bırakın, %50'ye tamamlayın demişsin. Sanma o yaptıklarınız, o aldıklarınız yanınıza kalacak. Nedamet getir. Seçimlerde bu milletin geleceğiyle nasıl oynadığınızı anlat. Sözüm ona milliyetçiymiş, sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yağmasısın. Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen yarın Sinan Ateş davasına gel. Katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık. Göreyim yüreğin kaç okka. Hepinizin milliyetçiliği benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur. Sizin benden tek fazlanız tapularınız ve banka hesaplarınızdır. Ama şüphen olmasın, kurduğunuz planı başınıza geçireceğim diyor. Vay vay vay. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen bir tweet bu. Evet. Şurada bir şeye takıldım ama neresiydi onu bulamadım şimdi. Bir öncekinde miydi? Tamam, bunu aslında arkadaşlar gelin bana. Kime söylediğini 3 aşağı 5 yukarı herhalde anladık. Ben Sinan Oğan diyorum. İlerleyen dakikalarda yayın sonrası elbette sosyal medyada şöyle bir gezeceğiz. Ama sert sözler, yani Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz muhalefet yapardı ama bu kadar sert üslupla yapmazdı. Şimdi bir parti lideri, muhalefet lideri olmanın dışında kendi cenahının kanaat önderi gibi.